Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim. İyisiniz. İyiyim, hala şaşkınım ama iyiyim. Dinledim ben Can Bey'i. Biraz da sizden dinleyelim bakalım. Valla Ayşegül Hanım, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şu an bu yaptığı, yani sizin bu bütün emeğiniz, prodüksiyonunuz, her şeyiniz, tenzih ederek tekrar söylüyorum. Şu an bu yaptığı bana inanın hiç samimi gelmiyor. Neden? Ayrılalı 2 sene olmuş. Ve hikayenin ne kadarını nasıl anlattı bilmiyorum. Çok hoş bir şekilde ayrılmadık. Onu biliyorum. Bir kere hiç güzel bir şey olmamış. Sizin yakın arkadaş saydığınız, yakın bildiğiniz bir insan aranıza girmiş. Ki size anlatamadığı pek çok şey olmuş. Can Bey'in şöyle, gerçekten bana göre sizin yakın bellediğiniz insan bence hastalıklı bir insanmış. Yani eşinize takmış diyeyim yani. Eşinizi takıntı haline getirmiş. Eski eş diyelim. Eski eş. Yani belki bilinçaltında sizinle ilgili bir şey vardı. Eski eşinize bu kadar takılmasının sebebi. Onları bilemiyorum. Onları şu anda sorgulamak da bana düşmez. Ama eşiniz o hanım yüzünden, Meltem Hanım yüzünden epey bir zorluk çekmiş. Ve çıkamamış işin içinden. Ben bu konuda da o şekilde düşünmüyorum pek. Çünkü hiçbir şeyin tek taraflı olduğuna da inanmıyorum. Yani tabii ki dostum bildiğim bir insandan böyle bir darbe yemek de ekstra zordu benim için ama hani tek suçlu o olamaz. Tabii ki iki taraflı bir şey yaşanmış ya, ve bu illaki bana karşı yapıldı neticede. Onun dışında zaten tek olayımız, tek vukuatımız bu da değil maalesef. Nasıl yani? Başka hikayeler de var benim daha öncesinde affettiğim. Şöyle söyleyeyim, affettim. Can Bey'in. Tabii tabii. Evliliğiniz sırasında. Aynen öyle. Ama bana öyle bir şey söylemedi. Bana dedi hiç ki söylemedi. Bir kere, evet, bir hatam oldu. O da bizim hayatımıza mal oldu dedi. Yok Ayşegül Hanım, yurt dışı seyahatleri vardı, iş ilişkileri. Kıskanç mısınız biraz, onları söyledi. Yurt dışlarında falan seyahatleri sırasında siz... Kıskanç mıyım? Şöyle soralım isterseniz kendisine. Ben onun yaptıklarını yapsaydım o beni kıskanmaz mıydı? Veya o bana bu şekilde sıkıntılar yaratmaz mıydı? Yani, ne yaptı? Kadın isimlerini rehberine... Ahmet Usta, Veli Sıvacı işte veya Recep Bey diye kaydeden bir insandan bahsediyoruz. Bir kere öncesinde şunu söyleyeyim her şeyden önce. Ben buraya gerçekten sizinle görüşmek için geldim. Belki merak da ettim. Belki bu duruma düşmesi hoşuma da gitti bilmiyorum. Çünkü insan gerçekten bazen düşünüyor. Yani hani böyle olur ya, sürünmesini falan istersiniz. Çünkü gerçekten bana yaptığı öyle bir şeydi. Yani yenilir yutulur cinsten bir şey değil. Ve ben 17 yaşımdan beri onu seviyorum. Yani herhangi bir başka insan tanımadım hayatımda. Tabii o yaşın verdiği çok çok böyle aklımız başka yerlerde oluyor. Çok da böyle... mantıklı düşünmediğiniz çağlar. Ondan sonraki 10 yıl belki yani. Ben şu anda kendimi buldum yeni yeni. Ve ayrılalı 2 sene oldu. Dediğim gibi 2 senedir ben kendime yeni bir düzen kurdum. Açıkçası mutluyum da. Yani, ama hayatınızda biri yok. Hayatımda biri olması girmedi gerekmiyor. De. Evet, evet. Bu ilk değildi dediniz. Daha evvelde böyle şeyleri oldu dediniz. Yani bundan emin misiniz? Emin miyim? Emin olamaz insan ama ancak hissedebilir. Daha öncesinde kadın müşterileriyle olan münasebetine şahit oldum. Telefonda kadınlarla olan mesajlarını buldum yurt dışı seyahatlerinden dönüşte. Ondan sonra sekreteriyle olan gayri resmi maksadını aşacak kadar samimi ilişkisine şahit oldum.
somut bir şeyler var mı sizin bildiğiniz hani? Somut. İlk aklıma gelen şu mesela, yanında çalışan bir sekreteri vardı. Ki bu Meltem olayından çok çok önce yani. Kızcağız bu küçüktü de böyle, öğrenciydi falan. Hani sürekli ona destek olduğunu, işte yanında çalışan ve hani kimsesiz birisi olduğundan falan bahsederdi. Ben de hiç aklıma getirmezdim yani böyle bir şey olacağını. Hatta bazı kıyafetlerimi falan da işte giymediğim şeyleri hani götür bunları ver falan gibi safça, masumca şeyler de yaptım. Sonrasında şeyi öğrendim, evinin kirasına kadar ödediğini. Onun evine gittiğini, geldiğini. Yani bunlar nasıl şeyler, tahmin edebiliyor musunuz? İnsanın gururunu ne kadar inciten şeyler. Maalesef sanki çok normalmiş gibi karşılanıyor bizim ülkemizde. Yani bunu hani pek çok insana anlatsanız, olur ya hani erkek adamdır işte yapar. Ama evini ihmal ediyor mu işte gibi böyle benim... bir yerden sonra artık patlama noktasına geldikten sonra asla kabul edemediğim şeyler. Yani diyorum ya, o çocukluğun verdiği şeyle ben pek çok şeyi zaten görmezden geldim. Can'a peki, sorsanız sanır ki benim gözümü parayla falan boyadığını söyleyecektim muhtemelen. Peki mesajlar falan dediniz. Yani bu mesajlarda da böyle Can Bey'in herhangi bir ilişki yaşadığına dair somut mesajlar mıydı? Tabii tabii gördüm, gördüm. Başka kadınlarla mesajlarını gördüm. Onları bile çevirdim. Yani yaşadığı bir ilişki var dediniz. Aynen öyle. Bu mesajlar emin olmanıza sebep oldu. Tabii ben emin oluyorum ama karşınızdaki insan sürekli çevirebilen ve sürekli hani işte sen bunları Hüsnü Kuruntu yapıyorsun, aslında böyle bir şey yok. Siz demiyor musunuz bak burada ne yazıyor diye. İş arkadaşıyla samimi bir iş arkadaşı oldunuz. Samimi bir iş arkadaşıyla onlar nasıl mesajlar ki siz yanlış anlayabiliyorsunuz? Evet ama maalesef işte manipülasyon böyle bir şey yani. Çeviriyor, yönlendiriyor. Siz de bilmiyorum. Siz de herhangi bir sebepten dolayı bunları sineye çekmiş olabilir misiniz? Ben şöyle yani ben çok küçük yaşta evlendim. Ve ailemi karşıma alarak evlendim. Yani kesinlikle benim ailem o yaşta bir evlilik yapmamı istemiyor. Evet istememişler sanırım yani aileniz. Hani biraz burnunun dikine gidince kendi düşen ağlamaz şeyi vardı. Yaptım bir hata, evet yani çok da böyle acelesi yoktu, hani biraz daha tanıyabilirdim. Belki karşıma başka şeyler çıkacak. Belki üniversite okuyacaktım. Ailenize karşı da hani bunu ben yaptım geri dönmeyeyim, onlara yüzüm yok durumu mu? Pek yüzüm yoktu. Açıkçası pek yüzüm yoktu. Hani uzun zaman orada bir hani kendi yaptığından dönmeme, kuyruğu dik tutma durumu vardı yani. İtiraf ediyorum şu anda kendime. Ama çok yanlış yapmışım. Yani bunu ayrıldıktan sonra anladım. Can Bey'le konuşmak ister misiniz? İnanın içimden gelmiyor. Anladım. Formatımız gereği bir yarım saat süremiz oluyor. Ben size bir süre versem, o zaman zarfında düşünseniz, eğer gelmeye karar verirseniz biz içeride masada sizi bekliyor olacağız. Yok hayır ben kesinlikle gelmeyeceğim derseniz aracımız sizi aldığı yere geri bırakacak. Anladım. Düşüneyim. Ama dediğim gibi yok yani. Herhangi bir umudum yok, öyle söyleyeyim. Hani insanın içinde bir şeyler olur. Ya mesela şu emzik nedir Allah aşkına? Yani emzik göndermiş. Bu mu yani çocuk istemenin göstergesi? Bilmiyorum. Siz inandınız mı bir kadın olarak? Gerçekten çocuk istediğine, gerçekten değiştiğine. Böyle bir şey var mı? Böyle bir dünya var mı? Yani bir erkek değişebilir mi? Ya Can Bey'i tanımıyorum tabii ama yani şu gördüğüm aralıkta
evet bir çocuk istediğini düşündüm ben de yani. Hiç zannetmiyorum. Ama ne diyebilirim ki? Yani ben biraz düşüneyim o zaman. Tamam o zaman. Peki. Sizi yalnız bırakıyorum. Biz içerideyiz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim Seda Hanım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yani şu halini görmek istedim aslında en çok. Ne iyi ettin geldin. Ben onu kabul etmeyeceğim. Masaya bunun geri koyabilirsin. Bunun gibi binlercesi senin yanında soluk kalır. Ama bu bir sembolüdür sadece. Lütfen alır mısın? Elinde kalmasın. Şöyle koyalım. Geldiğine evet. Çok sevindim. Evet. İyi ki geldin. Bu kadarını beklemezdim ya. Yani böyle bir şeye gireceğini tahmin etmezdim açıkçası. Hani diyorum ya böyle sözün bittiği yerler diye hep. Ama insanların hayatta duruşları, beklentileri bir takım değerlerle doğru orantılı. Gördünüz işte. Siz de bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun. Hoşça kalın.